İşte Atatürk'ün yasaklanan kitapları. Tarihten evvelki zamanlar, yeni ve yakın zamanlar, Türkiye Cumhuriyeti ve orta zamanlar. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış olan tarih kitapları 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Atatürk, Anadolu 7000 yıllık Türk beşiğidir. Türk, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir diyordu. Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğu gerçeğine kadar Türk tarihini anlatan bu kitapların yürürlükten kaldırılması Amerika ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Fulbright Anlaşması sonrası yaşandı. Oluşturulan Fulbright Komisyonu ilkokuldan İmam Hatip'e kadar tüm eğitim müfredatını belirliyor, yarısı Amerikalılardan oluşan komisyona Amerika Türkiye Büyükelçisi başkanlık ediyordu. Bu anlaşmayla Amerika Türkiye'nin milli eğitimine el atarken eğitim sistemindeki Türk milliyetçiliğinin aşınmaya girdiği bir dönem başladı. Tarihinizin gelecek nesillere aktarılması için yazılan bu kitaplar hangi anlaşma sonucu yasaklandı? Kitaplarda neler anlatılmıştı? Dönemin devlet adamları kimlerdi? Dönemin Kültür ve Eğitim Bakanı Bangoğlu, Başbakanı Günaltay, Cumhurbaşkanı Başkanı ise İsmet İnönü'ydü. Truman doktorini gereği milli tarih öğrenmemizi engellediler. Atatürk'ün 10 yıllık emeği de heba edildi. Bu kitaplar yakın zamanda kaynak yayınlarından 4 cilt olarak çıktı ama fiyatı herkesin alamayacağı şekilde belirlendi.